27 Mayıs 2022 tarihinde Çanakkale'nin Biga ilçesinde Türkan Demir, erkek akrabası tarafından dövülerek öldürülmüştü. Sürmekte olan davanın ilk duruşması bugün Çanakkale Adliyesi'nde görüldü. Duruşma öncesi Demir'in avukatı İlayda Kocabaş, adliye önünde bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Türkan Demir'i öldüren katil zanlısının en üst sınırdan ceza alması sürecinin takipçisi olunacağı vurgulandı. 27 Mayıs 2022 tarihinde Çanakkale'nin Biga ilçesinde Türkan Demir, erkek akrabası tarafından dövülerek öldürülmüştü. Sürmekte olan davanın ilk duruşması bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Çanakkale Adliyesi'nde görüldü. Duruşma öncesi Türkan Demir'in avukatı İlayda Kocabaş ve Çanakkale Barosu, Çanakkale Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Avukat İlayda Kocabaş açıklamasında katil zanlısının en üst sınırdan ceza alması sürecinin takipçisi olacaklarını vurguladı. Türkiye'de günde en az 3 kadının öldürüldüğü, birçok kadının şüpheli şekilde öldüğü ve bunların usulünce soruşturulmadığı, kadınlara yönelik her türlü şiddetin neredeyse sıradanlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Tüm bunlara karşı önleyici politikalar geliştirmek yerine Türkiye, kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor. Belki İstanbul Sözleşmesi etkin bir biçimde uygulansaydı biz bugün burada Türkan Demir'in davası için bulunmayacaktık. Belki Türkan Demir çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürüyor olacaktı. Türkan Demir'i vahşice katleden erkeğin en üst sınırdan ceza alması için sürecin takipçisi olacağız. Çanakkale Barosu adına açıklamayı ise yönetim kurulundan avukat Ezgi Deniz Ünsal yaptı. Ünsal açıklamasında 10 ayda 262 kadının öldürüldüğünü belirterek İstanbul Sözleşmesi'nin önemine değindi. Sadece 2022'de 10 ayda 262 kadın cinayeti, 202 şüpheli ölüm kayda geçmiştir. Devlet bu noktada kadına yönelik şiddeti önlemek, kadın cinayetlerinin önüne geçmek ve kadını her anlamda güçlendirmek durumundadır. İstanbul Sözleşmesi'nden hukuka aykırı şekilde çekilmek, devletin şiddeti önleme, şiddet ve şiddet tehdidi karşısında koruma sağlama, şiddet olduğunda etkin kovuşturma süreci yürütme ve şiddeti ortadan kaldırma noktasında sorumluluğunu azaltmamaktadır. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi'nden ve getirdiği kazanımlardan vazgeçmiyoruz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmek demek, insan temel hak ve özgürlüklerine ilişkin tüm sözleşmelerden vazgeçmek demek. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmek demek, hukuk devletinin temel ilkelerinden vazgeçmek demektir.